düşüncelerini açıkladığı için siz bu ülkenin gazetecilerini, hekimlerini, akademisyenlerini, insanlarını hapsederseniz bu memlekete en büyük zararı verirsiniz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef saygınlığını sizin döneminizde çok yitirdi. Ama şunu asla unutmayın. İnsanları hapsedebilirsiniz ama düşünceleri asla hapsedemezsiniz. Ama Sayın düşünceleri de açıkladığı için hekimleri, üniversite hocalarını aynı Ergenekon, balyoz, kumpas süreçlerinde olduğu gibi sabaha karşı evlerde baskın yaparak almak hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. FETÖ'den ne farkınız kaldı? OHAL rejimi, OHAL'in gerektirdiği konularda yani FETÖ ile mücadele için kullanılmalıdır. FETÖ ile mücadele için. Erdoğan'ın dediği gibi olağanüstü hal aslında olağanüstü hukuksuzlukların kanun hükmüne bağlanmasıdır. OHAL FETÖ ile ve terörle mücadele için çıkarılmadı mı? Amacı o değil mi? Bakıyorsunuz birçok kanunda değişiklikler yaptığınız hükümlerin FETÖ ile mücadelenin hiçbir ilgisi yok. FETÖ ile maalesef mücadeleye de büyük zarar veriyorsunuz. Aslında mücadele edemiyorsunuz. Çünkü maalesef AK Parti kuruluşundan bu yana FETÖ ile paralel bir yapı olduğu için bugün bu mücadeleyi de samimi olarak gösteremiyor. Darbeyi, yaşadığımız bu sıkıntıları bir fırsata çevirip OHAL KHK'ları ile bütün düzenlemeleri yapmaya kalktınız. Rektör seçimlerinin OHAL KHK'sa ne ilgisi var? Taşeron düzenlemesinin ne ilgisi var? Ekonomik alanda yapılan düzenlemelerin ne ilgisi var? OHAL rejimiyle demokrasiyi ve hukuku askıya alarak bu memlekete iyilik yapmadınız. Büyük kötülükler yaptınız ve bugün barış isteyenleri, bugün kardeşlik isteyenleri, bugün demokrasi isteyenleri, hukuk isteyenleri gözaltına alıyorsunuz.